Herkese merhaba. Bugün Binance mobil uygulamasında 23 Mayıs güncellemesiyle değişen şeylerden bahsedeceğiz. Öncelikle vadeli işlemler, yani Binance Futures nereye gitti, kayboldu dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar, Türkçeden kalktı. Masa üstünde zaten yoktu uzun bir zamandır. Mobil uygulamada da Türkçe dil seçeneğinde vadeli işlemler Futures kalktı. Ama tekrar ulaşabiliyoruz. Nasıl mı? Şu sol üstteki profil işaretine dokunup buradaki settings bölümünden dilinizi İngilizceye geçirdiğinizde Futures otomatikman geliyor. Şu aşağıda 5 tane buton var. Home, Market, Trade, Futures ve Wallet. Türkçe'de Futures bölümü yok. Artık ayırdılar. Eskiden burada alım satımın içerisinde vardı, şurada spotun üzerinde. Ama artık ona farklı bölüm açtılar ve İngilizce dilinde işlem yapabiliyoruz maalesef. Türkçeden tamamıyla kalktı. Bir değişiklik daha oldu. Türkçe'de hesap makinesi çalışmıyordu. İngilizce diline geçince artık çalışıyor. Türkçe'de yine çalışmayabilir. O yüzden İngilizce'de kesin şekilde çalışıyor. Çünkü Futures borsasına özel olduğu için hesap makinesi. Türkçe dilinde de artık olmayacağı için zaten göremiyorsunuz. Eskiden de çalışmama sorunu böylelikle ortadan kalkmış oluyor. Şuradaki 3 noktanın içerisinde yer alıyor. Ayrıca Futures'ta yapmış olduğunuz işlemlerde şu history kısmının içerisine eklediler arkadaşlar. Bir yeni gelen özellik, yine masa üstüne daha önce gelmişti, mobil uygulamaya da bu güncellemeyle eklendi. Trailing stop, yani diğer adıyla iş süren stop, kar ettiren stop da diyenler var. İş süren stop genel manasıyla diğer borsa tabirlerinde de geçiyor. Ne işe yarıyor? Arkadaşlar, burada %0.1'den %5'e kadar, bakın buraya ne yazarsanız yazın 5'ten yukarıya gitmez, %5'e kadar kar ayarlayabildiğiniz ve aynı zamanda zararınızı da stop edebildiğiniz bir stop özelliği. Nasıl mı çalışıyor? Öncelikle bir pozisyon açmıştım. Bir short pozisyonundayım. Yaklaşık 9188'den açtım ben bu pozisyonu. Çok yüksek kaldıraçta oynuyorum. 120 kaldıraçta oynuyorum. O yüzden kar oranımı düşük tutacağım. Yani %0.1'lik stop yapacağım. %1'lik stopa benim pozisyonum zaten dayanamaz. Çünkü içerideki para çok az. İzole marjında oynuyorum. Cüzdanımdaki paradan hariç oynuyorum. 7.82 gibi bir marjin oranım var. Ve likidasyon oranım da 9229. Yani %1'lik bir yükselme. Yani şu an Bitcoin %1 aşağı yukarı gitse ben 9270'te kara diğer stop yerine geçeceğim. Ama likidasyonum oraya kadar dayanmayacağı için 9029'da gideceğim için 0.1, yani yakın mesafelere koyuyorum ki stopum çalışsın diye. Daha sonra stopum çalışmadı diyebilirsiniz, çok yüksek kaldıraçta oynuyorsanız ve likidasyon aranız çok yakınsa. Öncelikle hemen şuradan bir fiyat belirlemem gerekiyor. 9188'den girmiştim. 9183'e koyayım. Aşağı düştükçe çünkü kar edeceğim. Tam rakamı yazarsanız izin vermez. Mesela 9185'e niye koymanı derseniz olmuyor arkadaşlar. Şu normal piyasa fiyatından bir tık aşağı koymanız gerekiyor ki aktivasyon gerçekleşmesi için. Zaten burada şurayı işaretlemeniz gerekiyor. İşaretlemeseniz tamamını açar, bilginiz olsun. Yani pozisyonumun yeteri kadar, cüzdanımdaki para değil, pozisyonuma yetecek kadar ben açmasını istiyorum. Buy long yapıyorum ve açık emirlerime bu emir gerçekleşiyor. Şu an için burada tam olarak gözükmeyebiliyor. Evet, mobilde birazcık sıkışık gözükebiliyor. Ama verdiğim emirde de zaten hep birlikte az önce yazdık. Burada 9183'e değerse piyasa fiyatı, bu emir devreye girecek. Peki ne işe yarayacak? 9183'te çalışmaya başladığında Bitcoin 0.1'lik bir düşüşünde, yani yaklaşık o da 9 küsür dolara tekabül ediyor. 9 küsür dolar aşağı düştüğünde, yani yaklaşık 9174'e geldiğinde benim stopum ikinci kademeye geçecek ve ben o kademeye göre stopum çalışacak. Ama 9183'e değmeden şey olursa çalışmıyor, bilginiz olsun. 9183'te çalışmaya başladı diyelim. Stop olarak da yaklaşık %0.1 yukarısına gidince, yani beni zarara geçirince duracak. Yani o da yaklaşık 9192 gibi bir rakama geliyor. Bununla ilgili aktifleşti mi, oraya değdi mi, değmedi mi, ne zaman devreye girdi, onunla ilgili bilgi yok. Ama sürekli takip etmeye başlıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. 9183'e değdiğiniz ancak siz gözünüzle görmeniz gerekiyor. Yoksa başka türlü bir, hani aktifleşti, devreye girdi diye bir seçenek maalesef koymamışlar henüz.
Yalnız Bitcoin 9183'e temas edersen, piyasa fiyatı dokunursa oraya, bilin ki 9174'e gidene kadar ikinci kademe karımı ele alacağım. Orada onu cebime koyabileceğimi bilmem gerekiyor. Yukarı giderse de, yani yükselirse de, ben short pozisyonda olduğum için zararıma giderse de 9000 yaklaşık 192 seviyelerinde de stopum çalışacak. Yani %0.1'lik bir callback right koydum ben. Yaklaşık 9192'de de pozisyonumu ufak bir zararla kapatacak bir nevi stopumu koymuş oldum. Hem zararımı toplamış oluyorum, hem de karımı istasyon şeklinde %0.1 ede ede ilerlemesini sağlayacak şekilde bir işleve yarıyor bu trailing stop arkadaşlar. Yine anlamadığınız yerler olursa yorum kısmına bekliyorum. Mutlaka yazın. Daha uzun anlatabilirim. Aklınıza takılan yerler olabilir. Çünkü herkes kullanmayı henüz bilmiyordur belki. Yeni bir özellik. Başka borsalarda da var olan bir özellik. Çapraz marjinde, izole marjinde ya da herhangi bir çift yönlü hedge modda, korumalı modda olmanız fark etmiyor. İstediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sınırlama yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.